Kardeşim, Allah Azze ve Celle biliyor. Yorulduğunu, denediğini, yalnız kaldığını, zor şartlarda, zor işlerle mücadele ettiğini, gözyaşlarını, mağduriyetini, kimsesizliğini, senin için zor olduğunu elbette Allah Azze ve Celle biliyor. Ama senden ricam, sen de bunu unutma. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Allah Azze ve Celle yükünden daha fazla bir yük bindirmez. İnsana taşıyamayacağı bir yük, kaldıramayacağı bir acı vermez. Sen de bunu hiçbir zaman unutma. Olur mu kardeşim? Etrafımızda konuşulması gereken ama konuşulmayan, göz ardı edilen onlarca konu var. Sevilmesi gereken, ardından koşulması, ardından yürülmesi, ardından örnek alınması gereken onlarca ahval varken, onlarca olay varken, hatta kişiler varken bizler sevmememiz gereken kişilerin ardından, girmememiz gereken olayların peşinden koşuyor, mücadele ediyoruz. İçinde yemek pişen bir tencere düşün. Tencerenin kapağı biraz açık olduğunu hayal et. Ne olacak o tencere? Belli bir ısıdan sonra, belli bir kaynamadan sonra tencerenin kapağı böyle sesler çıkarmaya başlayacak. Hopurdamaya başlayacak. Biz insanlar da bu hopurdamanın neticesinde o tencerenin içinde hangi yemek yapıldığını öğrenmiş olacağız. İşte biz insanlar da içimizde ne birikiyorsa, içimizde ne varsa dilimize o yansımış bir şekilde aynı o tencere misali hopurdamaya, konuşmaya başlıyoruz. İnsanın kalbinde ne varsa diline o yansıyor. İnsanın kalbinde kötülük varsa dilinde olumsuzluklar, dilinde sıkıntılı cümleler, dilinde hep umutsuz olaylar yatar. Ama insanın kalbinde merhamet, insanın kalbinde birleştirici unsurlar varsa aynı mantıkla insanın diline de bu yansır. İlaçlara ihtiyacımız var. Bu ilaçlar eczanede satılan ilaçlar değil. Hastanede bize verilen reçeteyle alınması gereken ilaçlar da değil. Bizim insana insanca yaklaşıp güzel umutlar içeren sözcüklere ihtiyacımız var. İman dolu cümlelere, iman dolu olaylara ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle namazdan önce, Allah Azze ve Celle zekattan önce, oruçtan önce, imandan önce, zinanın yasak oluşundan, içkinin yasak oluşundan, faizin yasak oluşundan önce neyi emretti? Kur'an'da ilk emir neydi? İkra, okuydu değil mi kardeşim? Okumamız gereken bir kitap var. Okumamız gereken bir kainat var. İlk emrimizi yerine getirmemiz gereken bir görevimiz var. İnsan okudukça gelişecek. İnsan okudukça anlayacak ki Rabbil aleminden başka hiç kimse bana dost değil. Anlayacak ki Rabbil aleminden başka hiç kimse yaralarıma derman olacak değil. Rabbil aleminden başka hiç kimse yaralarımı saran olacak da değil. İşte o okumamız gereken kitap bize nasıl konuşmamız gerektiğini de gösteriyor. Nasıl uyumamız gerektiğini de gösteriyor. Nasıl yememiz gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini ve sosyal hayatımızı nasıl güzelleştireceğimizin kaynağını, formülünü bir bir küçük bir çocuğa anlatır gibi gözümüzün içine soka soka, kalbimizin içine yerleştire yerleştire bize anlatıyor. Anlatıyor ama anlayacak bir yürek istiyor. Okuyacak bir göz istiyor, kalp istiyor, akıl istiyor.
Biz açmazsak o kitapları ya da sadece ezberlemek için ya da sadece hayatımızın merkezine koymayıp da görevimiz var, hatim indirelim, Yasin gönderelim gibi işlerin peşine düşersek Kur'an'ı anlamış sayılmayız. Bugün boş vermiş bir insan bir insana öğüt vermez, nasihat vermez. Bir anne evladını sevmediği sürece ona nasihat etmez. Bir baba evladını önemsediği kadar öğüt verir, nasihat verir. Aynı bu mantıkla güzel insanlar, Allah Azze ve Celle bize öğütler veriyor, bize nasihatler veriyor. Çünkü bizi önemsiyor, çünkü bizi muhatap alıyor. Bize nasıl muhatap alıyor? Kur'an-ı Kerim'le muhatap alıyor. Gelin buyurun beraber bakalım bizi nasıl öğütlediğini, insan arasındaki ilişkilerimizin nasıl olacağını bir irdeleyelim. Nasıl konuşmamız gerektiğini bize gösteriyor Kur'an-ı Kerim ayet ayet. Bakara suresi 83. ayet. Kibarca konuş. Ali İmran 27. ayet. Gerçeği konuş. En'am suresi 152. ayet. Adaletli konuş. İsra suresi 23. ayet. Zarifçe konuş. İsra suresi 28. ayet. Dürüst, nazikçe konuş. Taha suresi 44. ayet. Yumuşak dilli konuş. Hac suresi 30. ayet. Yalansız konuş. Müminun suresi 3. ayet. Anlamlı konuş. Ahzab suresi 70. ayet. Düzgün konuş. Buraya baktığımızda bile güzel insanlar, burada mükemmel bir denklem var. Bu konuşma üsluplarının arkasından gidip sımsıkı sarılsak sosyal hayatımızın ne kadar güzelleşeceğini bir düşünsenize. Sosyal hayatın içerisinde bu tarz konuşmanın ne kadar eksik olduğu ve ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor aslında. Allah Azze ve Celle bize bir dil vermişse güzel kardeşim, bu dilin de zekatı vardır. Doğruyu konuşacaksın, güzel konuşacaksın, anlamlı konuşacaksın, dürüst konuşacaksın, zarifçe konuşacaksın, yumuşak dilli konuşacaksın. İnsanlara merhem olacak konulara değinmemiz lazım. Bizler hep insanların kalbine zehirli bir ok saplar gibi kırıcı kelimeler kullandıkça dil silaha dönüşür. Dil eğer görevini yapıp güzel konuşursa, az önceki ayetlere kulak verip anlamlı bir şekilde mücadelesini verirse o zehir birden merheme dönüşür, şifaya dönüşür. Biz de ne yapacağız? Başımıza gelen musibetleri, başımıza gelen olumsuzlukları, başımıza gelen bu haksızlıklara karşı şöyle dememiz lazım. Unutmamamız lazım ki Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki güzel kardeşlerim, zalime bir ok, mazluma ise bir merhem gibi. Hangi ayet? Meryem suresi 64. ayet. Rabbin asla unutkan değildir. Kardeşim, Rabbimiz asla unutkan değildir. Öylesine söylenmiş bir sözün karşı tarafa ölümüne, ölesiye bir enkaza dönüştüreceğini bilmemiz lazım. Dilimizin zekatını, gözümüzün zekatını, kulağımızın zekatını vererek yaşamamız lazım. Gözümüzün zekatı harama bakmamaktır. Kulağımızın zekatı dedikodudan uzak durmaktır. Kulağımızı ona buna yaslamamaktır. Dilimizin zekatı daima hakkı konuşmaktır. Merhem olmaktır. Rabbimiz zekatlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz yüreğimizdeki en ücra köşedeki sıkıntılarımızı inşirah ferahlığına dönüştürsün. Sırrı lisan ettiysek affola. Konuşmalarımız mübarek olsun. Ve sohbeti bu ahir zamanın ilacı olan Peygamber Efendimizin 1400 sene önce söylediği bir hadisle bitirmek istiyorum. Sadece bu hadise sarılsak bence her şey çok güzel olacak. Sadece bu hadise sığınsak bence herkes kendi köşesine çekilip tefekkür etse hayat bence güzelleşecek. Neydi o hadis? Ya hayrı konuş ya da sus. Kardeşim, ya hayrı konuş ya da sus.
en güzele emanetsiniz. Selametle.